Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alabilir başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Doyasıya gülmeye, heyecandan hop oturup hop kalkmaya ve bizimle eğlenmeye var mısınız? O zaman ekranların en minnoş, en güzel ve en özel yarışması Çocuktan Al Haberi başlasın. Canlarım, merhaba. Merhaba Evrim abla. Evrim ablaya kış yaramıyor, ses gidiyor soğuktan. Nazar değdi. Nazar mı? Nazar. Hoş geldiniz efendim. Sizlerle az sonra tanışacağız. Bakalım neler yapacağız. Ben Mine Betbel hocam Evrim abiye. Betbel nereden çıktı çocuğum? Betbel. Mesela sarp dediklerinde hayır ben yakışıklı oynanım diyorum. Hiç de bile sen sarp diyorlar. Çünkü sen bana çok benziyorsun. Hayvanat bahçesinde çift papağanı anlatacağım. Adı neydi? Unuttum. İşte oldu. Ben aslanmadım ya. Onları soğukta dışarıya çıkarmıyordum. Dışarıya çıkaracaksak üzeri kalın giydirelim. Çok güzel besleyelim. Buradan herkese sesleniyorum. Sokaktaki hayvanları aç bırakmayın. Karanlıkta insan gözü. Bunu biliyor musun? İnanabiliyor musun? Ay ben şok, ben manşet inanamıyorum. Yemek yapıyor. Sonra sonra işe gidiyor. Temizlik yapıyor. Bu yaşıp yıkıyor. Büyük olmak çok sıkıcıymış. Benim adam çok var, ağrıdı için sürünleniyor. Aa, gülüyor bir de. Ama aslında annenin hiç böyle bitmez. Bugün size Özbek pilavı yapacağım. Herkese afiyet olsun. Efendim, yarışmamız iki tur bir finalden oluşuyor. Ben her tur başında üşenmeden, zevkle, keyifle kuralları size anlatacağım. Açık ve seçik. Finale kalan yarışmacım 500 puanı topladığı takdirde çift kişilik tatile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Adım Sedef, 19 yaşındayım. Florya'da oturuyorum. Bir tane ablam, iki tane küçük kız kardeşim var. Makyaj yapmayı çok seviyorum, görüldüğü gibi. Boyamayı falan bayağı seviyorum. Ne güzel. Başka? Üniversiteye gidiyor musun? Üniversiteye hazırlanıyorum tekrardan. Tıp istiyorum inşallah. Efe'ye bayılıyorum. Biz beraber yemeğe çıkacağız. Hangi Efe? Efe değil mi o? Efe. Koç. Dadak mı? Evet. O Anteplimle. Hayır, Dadaş'a Erzurumlu. Koçit diyeceksin. Bak Koçit. Yazıyor orada Efe Koçit. Koçit evet. Onun için geldim. Beraber yemek yiyeceğiz. Ne güzel. Aferin sana. Bir de birinci ben oldum. Size mutluluklar o zaman. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Alper Olgun. Bursa'dan katılıyorum. 26 yaşındayım. Aa, doktorum. Bursa. Doktor. Evet. Nereden mezun? Kütahya'dan mezunum. Kütahya Dumpa Üniversitesi Fakültesinden. Yeni mezun. Ay kurban olurum. Evet. Öyle. Onun dışında spor yapıyorum boş zamanlarımda. Güzel. Çocuklarla aram hani iyi olduğunu bilmiyordum. Ancak acil serviste pediatri acilde dururken hani bütün çocuklar bana geldiğinde hani ağlıyorlarsa susuyorlar, oyunlar, şakalar. Hani oradaki hemşirelerin dediğine göre benden iyi çocuk doktoru olurmuş. Hani bilmiyorum, artık göreceğiz. Evet, ülkemizin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum. Nokta.com. Başarılar. Merhaba. Eda ben. Evet. 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Şu anda da bir şirkette satış operasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Çocuklarla aran iyi. Aram iyi. Tiyatroya aşık bir insanım. Evet. Ne güzel. Bol bol oyun izliyorsun o zaman. İzliyorum. Kısa bir süre eğitim aldım. Aa ne güzel. Evet. Aferin ya. Vallahi çok destekliyorum böyle insanları. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Mahşerin 9 tatlısıyla. Haydi tanışalım. Bal yana karda hoş geldin. Bize kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben adı Şahin. 4 yaşındayım. Büyünce tamirci olacağım.
Güzel. Son dönem takıntımız bu. Emlak işlerinden, inşaat sektöründen. Tamirciliği. Sonra tamirciliğe aday olduk. Olsun. Başarılar. Henna Bülbül, Buckingham'ın prensesi. Tüm misafirimize merhaba. Ben Henna Bülbül, 5 yaşındayım. Ben bir nöbet bağıracağım evim abiye. Hayda. Batman de nereden? Batman. Batman. Batman nereden çıktı çocuğum? Batgirl. Yani değil mi? Batman erkek değil mi? Sonuçta. İsim öyle. Tacım öyle. Batman diye bir tane film var ya. Onun kızı oldum ben. Batgirl. Peki ne yapar bu Batgirl? Uçabiliyor. Arabası siyah. Çünkü kendisi siyah. Ama onun gözü aslında tek beyaz. Anladım. Bayağı meziyetleri varmış. Ya aklıma takıldı bir şey soracağım. İnsanlar gerçek hayatta uçabilir mi? Uçamaz ki. Gerçek hayatta mı? Canım uçamaz. Çatıya çıkacaklar. Şu elini yapacaklar. Yok canım ölüyor yani. Ay sakın Allah korusun. Kimse denemesin öyle şeyler. Ben şaka yaptım. Bu arada gözlüğün nerede? İlk önce dışarı çıkacaktım. Çantama gözlüğümü koydum. Sonra çantamı evde unutmuşum. O yüzden bugün bu gözlüksüz çekeceğim evim abi ya. Tamam, bugünlük öyle olsun değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ekranda izlediğim gibi şu an böyle eğledim, o kadar tatlı ki. Herhalde. Çok aşırı ya, bir de yakından görün onları siz. Herkes kocaman çocuk zannediyor da bu kadarlar aslında, küçücükler. Evim abi senden de küçücük bir şeye kaçmıyor ya. Nasıl mı görüyor? Yoksa ben mi öyle sanıyorum? Hayır, senin gözlerin güzel görüyor da sen yine de gözlük takmayı ihmal etme tatlım. Turlarda görüşürüz. Evet, yakışıklılarım benim ikizler. Serp ve Kuzey hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtın. Dur, misafirimize merhaba. Ben Kuzey Demir, 6 yaşındayım. Büyünce polis olacağım. Dur, misafirlerimize merhaba. Ben Serp Demirel, 6 yaşındayım. Büyünce basketbolcu olacağım. Güzel. Bir şey soracağım size. Çok merak ediyorum. İkiz olduğunuz için birbirinize karıştırıyorlar mı sizi? Serp hep bana benzetiyor Evrim abla. Unuttun mu Kuzey? Biz ikiziz. Doğal olarak da sen bana benziyorsun. Niye öğretmen hep sınıfta bana Kuzey şunu yap, Kuzey yapma, Kuzey işimi ama neden diyor? En çok sen konuşuyorsun. O yüzden hep sana söylüyor. Nasıl yani? Şaşırdım. Ben konuşmam ki. Hiç. Ağzı var, dili yok. Öğretmenlerin iftirası. Kesinlikle. Peki, sizi arkadaşlarınız hiç birbirinize karıştırıyor mu? Bazen karıştırıyorlar. Evli mi abla? Mesela ben Sarp dediklerinde, hayır ben yakışıklı olanım diyorum. Hiç de bile sen Sarp diyorlar. Çünkü sen bana çok benziyorsun. Ay tamam, tartışmadan bir günümüz geçsin. İkisi de yakışıklı değilim, böyle mutlu sanırım. İkisi de yakışıklı değilim, mutlu sanırım. Herhalde ikisi de yakışıklı. Ben zaten yakışıklılarım diyorum onları da. Ama bence siz dünyanın birbirine en benzemeyen ikizi olabilirsiniz. Turlarda görüşürüz. Kesinlikle. Evet. Belin hoş geldin, bize kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Belin Yılmaz, 5 yaşındayım. Bince ressam doktoru olacağım. Böyle 5 yapmadın ama elinle. Evrim abla, bir sürpriz hazırladım. O yüzden yaşımı göstermedim. Ta 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 tam. Nedir acaba? Ta 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 tam. Neymiş o sürpriz? Bugün yalnız değilim. Arkadaşlarım da geldi. Arkadaşların mı? Nerede? Nereye saklandı? Neredeler? Hani? İşte arkadaşlarım. Bu kral kurbağa, bu da kaykay yayı. Aman da pek tatlılarmış onlar. Ne yapacaksınız arkadaşlarınıza peki? Evrim abla, sana bir oyun yapacağım bunlarla. Merhaba. Pia isim. Tamam hadi gel, önümdeyim, bana gerek yok. Tamam geliyorum. Ne yapıyorsun bakalım? İyi misin oğlum? İyiyim baba, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi gel birlikte oturalım oğlum. Tamam. Tamam. Biri kurbağa, biri ayı ama baba oğullar. Olsun, bu da güzel. Olabiliyor. Bu da olur. Birlikte oturalım, tamam. Nereye gidiyorsun? Benimle bekle, ben de geliyorum. Geldikleri gibi gittiler. Kayboldular. Neyse, sana ve arkadaşlarına bu ufak gösteri için teşekkür ediyoruz Berin. Turlarda görüşürüz ve sırada Taş Devri'nin çakıl bebeği Nisan. Hoş geldin, bize kendini tanın.
Değil mi sevgilerimizin merhaba? Ben İzak'ta 3,5 yaşındayım. Ben bir de prenses olacağım Meryem abla. Meryem abla ne güzel. O pek 3,5 olmadı sanki, böyle yaptın. 1, 2, 3,5. Ay. 1, 2, 3,5. Tamam tamam, zorlama, olmayacak galiba. Meryem abla, 3'ü gösteremiyordum. Parmağım kapanmadığı için. 3'ü nasıl göstereyim Allah'ım yarabbim. O parmaklarını öperim senin. Sen de haklısın. Neler yaptın bakalım bu hafta? Meryem abla, biliyor musun? Geçen gün benim başımın geldi. Ne kapıda yani? Kaldım. Annem geldi. Birisi geldi. Kapıyı açtı. Eve girdik. Tamam. Bir partisine gidip uyduk. Uyandık. Orada geldi. Ha, hoş geldin o zaman. Nisan, sen dinozorları çok seviyorsun ya, merak ediyorum. Gerçek hayatta da dinozor var mı acaba? Meryem abla, dünyada dinozorlar yoktu. Bir gün sepeten bir taş düşmüş, bütün dinozorlar kaybolmuş. Ay kıyamam, talihsiz dinozorlar. Halbuki yaşasalardı şöyle bir köşede masum masum, değil ne güzel olurdu. Peki, havaların soğuması ve kışın gelmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Elmalı, kış geliyor, havalar soğuyor. Biliyorsun ki dünyada bebekler de oluyor. Bebekler hasta olursa ne yapacağız? Bebekler hasta olmasın. Bebeğin içmesi lazım, hasta olmalarını istemiyorum. Bebekler hasta olunca ben çok üzülüyorum. Ay, peki ne yapmamız gerekiyor bebekler hasta olmasın diye? Anlat da öğrenelim biz de, değil mi? Bebekler hasta olmasın diye onları soğukta dışarıya çıkarmayalım. Dışarıya çıkartacaksak üzeri kalın giydirelim. Çok güzel besleyelim. Bir de bebekler hasta olmasın diye küçük küçük eldivenler takalım. Bebişinin geldiği üşümesin. Tamam, o zaman buradan seslenelim. Anneler babalar, lütfen Nisa'nın dediklerini dikkate alın. Bebekler hasta olmasın. Aa, lütfen. Evet, sırada kim var biliyor musun Eda? Efe. Ya, hoş geldin bize, hoş kendini geldin. Tanıt Efe. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Dadak, 4,5 yaşındayım. Büyüyünce karateci olacağım. Peki, okul nasıl gidiyor Efe? Neler yapıyorsunuz? Erim abla bak, biz okulun bahçesine şey koyduk, kutu koyduk iki tane. Barınaktaki hayvanlar için yemek biriktirmeye başladık. Aslan. Ve sonra da onları hayvanlara veriyoruz, bu iki. Ve sonra da aç kalmasınlar, hasta olmasınlar diye bunu yapıyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, sokaktaki hayvanları aç bırakmayın. Ben de bu sözlerine sonuna kadar katılıyorum. Örnek ve sizi tebrik ediyorum Efe'cim. Peki altını bir daha çizer misin bu? Bir kez daha tekrar eder misin söylediklerini? Sokaktaki hayvanları aç ve susuz bırakmayınız. Tabii sinekleri de. Sinekleri derken yani ne alaka sinekler? E çünkü onlar da birazcık güzel birisi. Mesela bal yapıyorlar ya, bunları bizim için yapıyorlar. Bal yapanlar başkası olmasın Efe? Ay arılar, pardon. Ya şimdi oldu. Tamam o zaman, turlarda görüşürüz. Ve Ankara'nın Buckingham kasabasının prensi The Tura. Hoş geldin bize, kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Tura Artan, 5 yaşındayım. Büyünce itfaiyeci olacağım. Güzel. Ne var ne yok bakalım, var mı bir havadis? Erim abla, yine ilginç bilgiler var. Anlatayım mı, ister misin? Aa, istemem yancılım, anlat tabii, bayılıyorum. Baharatlı yiyecekleri seven ve yiyebilen tek canlı türü insan. Ah, bilmiyordum bak ben bunu. Biz de bilmiyorduk, şimdi öğrendik. Ay süper, ya yani insandan başka bir canlı varlığını alamıyor. Şey. Enteresan. Evet. Başka var mı? Karanlıkta insan gözü 220 metre uzaktaki ışığı görebiliyormuş. Bunu biliyor musun? İnanabiliyor musun? İnanabiliyor. Ay ben şok, ben manşet inanamıyorum. Aa ne güzel, teşekkür ediyorum Tura. Rica ederim Erim abla. Evet, çok güzel ve kıymetli bilgiler verdi bize. Evet. Yenilerini teşekkür bekliyorum ederiz. Ha. Tamam Erim abla. Erzurumlu Efe. Koçu. Bu benim adamım. Benimki. Bu benim adamım. Evet. Kavga etmeyin, hepimizin o. Hoş geldin bize, kendini tanıt.
Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efik Aciz. 5,5 yaşındayım. Büyünce veteriner olacağım. Ya. Çok istikrarlı yalnız. Hiç değiştirmedi. Herhalde. Nasılsın? İyi memnun oldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kazağın çok güzelmiş. Üzerinde ne var? Kaplan. Pişik kaplan. Anne kaplan. Anladım. Kaplan demişken bize yine bu hayvanat bahçesi maceralarından anlatacak mısın yine? Hayvanat bahçesindeki papağanı anlatacağım. Adı neydi? Unuttum. Boş ver adını, sen kendini anlat bize. Ebrim abla, hayvanat bahçesinde yürüdük, papağanlar gördüm. Hepsi böyle parmağa başlıyorlar. Yok birisi oraya uçuyor, yok birisi oraya, yok birisi oraya, yok şuraya, yok şuraya. Ben vermiyorum. Ve böyle verir. Ama ne verir? Papağanlar fıstığı çok severmiş Ebrim abla. Ama ben fıstığı veremedim, korktum. Niye? İşte elim böyle bir ısırırsa elim böyle gider. 3 tane kalır. Görüşürüz. Görüşürüz Ebrim abla derim. Öyle mi yapayım? Anladım. Ebrim abla sana bir şey diyeceğim. Bir kere babamla yalan gelin eski ev vardı. Oraya gittik. Şey yatırdık, kalktık. Bir tane kafeye gittik. Orada bir tane papağan var, fıstık var. Fıstıklarını yiyirdim. Ben o yemirdim. Ben bayılıyorum Efe. Bütün gün onu izleyebilirim. Yemin ederim, evet. O kadar tatlı ki. Sırada kutu bebek Ebrar var. Ebrar hoş geldin. Bize kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Ebrar Elle Demirbilek. 3,5 yaşındayım. Önce piyot olacağım. Bir an başka bir şey söyleyecek diye korktum. Bizi mi şaşırttı? Bu arada elbisen çok değişik, çok ilginç, çok hoşmuş. Beğendiğine sevindim Evrim abla. Okul hayatın nasıl gidiyor? Evrim abla biliyor musun? Okulda arkadaşım oyuncak kurbağa getirdi. Çok sevimli. Gülüyor hem de ağzı. Ses bile çıkartıyor. Hatta gırlamasını da yapayım. Aynen böyle ses çıkartıyor. Ben yap bakayım. Ben yaptım evde. Bunu izledikten sonra bir kez daha yapmıştı. Evde böyle şu an oluyor oluyor. Sen biraz yapıyorsun. İçine doğru oluyor. Bir şey oluyor orada bir bu ama ben onu çok denedim. Peki işte böyle mahşerin 9 tatlısıyla tanıştık. O zaman birinci tur başlasın. Benim annem arkadaşlarımla buluşunca hiç para ödemiyor. Hep arkadaşları ödüyor. Yok canım abartma, sen de ödemiştir kadıncağız. İşte oldu. Sen kesin hesabı bana ödediysin Saf. Canım sizin nasıl da tanımış beni. Düşünme anne diyorum düşünüyorum. Düşünme anne diyorum düşünüyorum. Düşünme anne diyorum düşünüyorum. Bahşiş vermeyi ilk kim bulmuştur sence? Babamın bulmadığı kesin. Kesin. Babam bahşiş veriyor. Ne veriyor ne veriyor? Bahşiş. Ay ağzını yerim senin. Bahşiş. Annem bana çok var harcadığı için sinirleniyor. Gülüyor bir de. Ama aslında annenin hiç varı bitmez. Anneler biraz kirli çıkıdır doğru. Annem parayı verdiğim payı bir harcamıyorsun. Ben bazen hem annemden bazen de babamdan alıyorum. Ama onlara söylemiyorum. Efendim birinci turda çocuklarımıza bir soru soruyoruz. Önce çoğunluk ne demişti? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu size kafadan 10 puan kazandıracak. Evet. Doğru tahmin. Sonra teker teker çoğunluktaki çocuklarımı bulmaya çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Bu turda en düşük puan alan yarışmacım bize veda edecek. Hemen. İkinci tura kalmıyor mu? Şimdi sorum şu. Anneler mi daha çok bahşiş bırakır, babalar mı? Sedef, çoğunluk ne demiştir? Babalar. Alper? Babalar demiştir. Eda? Babalar demiştir. Çoğunluk anneler demiş. Allah Allah. Allah Allah. Ya... Hiçbirinize puan veremiyorum. Sedef seninle başlayalım. Hangi çocuğum?
en çok bahşişi anneler bırakır demiştir. Ebrar. Ebrar, sence dışarıda yemek yemeyi en çok anneler mi sever, babalar mı? Anneler daha çok sever Evrim abla. Babalar çok para gidecek. Eyvah diye düşünürler. Ah, cimri mi demek istedi acaba? Neyse, ben bir şey demiyorum. Evet, yemekten sonra gelen hesabı anneler mi öder, babalar mı? Bazen babalar öder, bazen de anneler öder. Eğer yanında bir tek annem varsa mecburen annem ödemesi lazım. Peki anneler arkadaşlarıyla buluşunca çok mu para harcarlar? Bazen harcayabiliyorlar Evrim abla ama çok fazla değil. Benim annem hep arkadaşlarımla buluşunca hiç para ödemiyor. Hep arkadaşlara ödüyor. Yok canım, abartma sen de, ödemiştir kadıncağız. Zan altında bırakmayalım şimdi Leyla'cığımızı. Peki sence eve yemek getiren, hani sipariş veriyoruz ya, kişiye de bahşiş vermemiz gerekir mi? Biz annemle evde çok güzel yemek yaptığımız için az yemek söylüyoruz, minnacık tabii ki yemek söylüyoruz. Ama dışarıdan hep yemek söylediğimiz zaman babam bahşiş veriyor. Ne veriyor, ne veriyor? Bahşiş mi dedi o? Bir daha de bakayım, ne veriyor? Duymadım ben. Bahşiş. Ay, ağzını yerim senin. Bahşiş. Peki soruya geçiyorum. Ben aldım cevabımı. Öyle mi? Evet. Peki sence anneler mi daha çok bahşiş veriyordur, babalar mı? Anneler daha çok bahşiş bırakır. Sağ gösterdi, ben inanmıyorum. Gerçekten sağ gösterdi mi dedi ya, babam bahşiş veriyor dedi. Tebrik ediyoruz, 20 puan kazandın. Ben hep diyorum bizimkiler sağ gösterir. Ay, böyle vurmalara can kurban. Ah, böyle canım vurabilir. Evet. 20 puan Ebrar'dan kazandı Sedef. Alper. Ben Efe Koç Yiğit diyorum. Bu kesin baba Efe demiş. Koç. Görgü kuralları her yerde aynı mıdır Efe? Bence her yerde aynıdır Ebrim abla. Görgü kuralı değil mi bu? Ne fark eder Ankara'da olmuş, İstanbul'da olmuş, Erzurum'da olmuş. Bravo, çok doğru söyledi. Peki, lokantalarda da evlerdeki gibi rahat yemek yiyebilir miyiz? Lokantayla hiç bir olur mu Ebrim abla? Evde yer sofrası kurup yiyoruz, lokantada masada yiyoruz. Yırık. Ne güzel. Bahşiş vermeyi ilk kim bulmuştur sence? Babamın bulmadığı kesin. Kesin. Babam bahşiş vermemeyi bulabilir. Aa, yok canım. Veriyordur da sen görmüyorsunuz. Bunlar da bugün anneye babaya taktılar. Peki. Anneler babaları hep nazik olmaları konusunda uyarırlar mı? Babalar biraz umutsuz olabilir Evrim abla. Annem babam kolunu çimçikler, öyle yapma böyle yapma diye. Oy, anladım. Türk işi uyarma yöntemi. Bir bacak sıkılır alttan, kol, bel. Oyun adım doğrudur, beyimdir. Ama böyle işte diye. Soruya geçiyorum Alper. Tabii. Sence anneler mi daha çok bahşiş bırakır, babalar mı? Anneler. Bravo. Tabii. 20 tabii puan Efe Koçuk'tan kazandın. Eda kız. Nisan. Çakıl bebek Nisan. Nisan, sadece garsonlara mı bahşiş bırakılır? Aşçılara da bırakılmaz mı? Aşçıya en büyük bahşiş yemeğin beylerimizde. Davet dedim hep öyle diyor. Garsonlar bizim için çok çalışırlar. O yüzden onlara hep bahşiş bırakılır. Güzel. Sence anneler mi daha hassastır, babalar mı? Anneler pamuk gibi hassastır yerim abla. Ay, yıkayamam ki ben onlara. Nasıl hassaslar birbirsen? Babalar biraz sert pamuk gibi. Ama onlar da hassastır. Hakkını yemeyeyim. Tabii doğru dedin. Hakkını yemeyelim babalarında. Haklısın. Peki. Herkes kendi yemeğini ödeseydi seninkini kim öderdi? Benimle annem öder yerim abla. Çünkü benim boyum para verecek yeri uzamıyor. Ben daha çok küçüğüm. Yerim ben seni. Peki bonkör ne demektir biliyor musun? Çok para harcamak da çok. Annem bazen çok para harcadığı için sinirleniyor. Gülüyor bir de. Şey niye, neden? Bilmiyorum. Paramızın olmasını istemiyor. Bitiyor muyuz parası Erim abla? Ama aslında annemle hiç böyle bitmez. Anneler biraz kirli çıkıdır, doğru. Evet. Hep bir kenarda köşede vardır. Evet. Peki soruma geçiyorum.
Anneler mi daha çok bahşiş bırakır, babalar mı? Anneler daha çok bahşiş bırakır. Bravo! 20 puan Nisan'dan kazandın. Aa, inanamıyorum. İki çocuğum kaldı çoğunlukta olan. Sedef. O zaman ben şey diyeyim. Arda mı desem, Sarp ve Kuzey mi desem karar veremiyorum. Şimdi beni onlar çok korkutuyor ama çok da diyesim var. Ama Arda diyeceğim. Arda, bakkallara da bahşiş vermek gerekir mi? Bakkallar bahşiş istemez ki. Onlar sadece bize çikolatayı da sattı. Ekmeğin parasını isterler. Ona da eksik vermedik mi? Tamamdır. İşte aldı. Anladım. Peki sence annen mi daha düşünceli yoksa baban mı? Annem biraz fazla düşünceli hem abla. Yani aslında düşünmemesi gereken şeyleri de düşünüyor. Aslında düşünmemesi gerek ama düşünüyor. Yani düşünme anne biri diyorum düşünüyor. Düşünme anne diyorum düşünüyor. Düşünme anne diyorum düşünüyor. Düşünme anne diyorum düşünüyor. Düşünmez misin anne diyorum düşünüyor. Düşünme anne diyorum düşünüyor. Düşünme anne diyorum düşünüyor. Bitmeyen düşünce sistemi. Güzel. Özetle çok düşünüyor yani. Peki Arda, anneler mi daha çok bahşiş bırakır, babalar mı? Anneler daha çok bahşiş bırakır. Bravo. 20 puan Arda'dan kazandın. Dın 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 dın. Tek çocuğum kaldı. Yani Efe kesin babalar demiştir. Onda o potansiyel var çünkü. Ben Sarp ve Kuzey diyorum. Canlarım, annelerin en güzel alışkanlığı nedir sizce? Tabii ki sabah kalkıp hiç üşenmeden kahvaltı hazırlaması. Annemin en güzel alışkanlığı Kuzey'i kahvaltıya çağırması. Nedenmiş o? Sen gelince bütün masayı silip süpürüyorsun da ondan. Buyurun. Ne güzel işte. Kahvaltı en önemli öğündür. En güzelini yapıyor. Peki hanginiz daha tutumlusunuz? Tabii ki ben daha tutumluyum. Buna itiraz edemeyeceksin. Sen daha tutumlusun. Hatta o kadar tutumlusun ki annem parayı verdiğim payı bile harcamıyorsun. Peki siz büyüdüğünüzde hesabı ortak mı ödeyeceksiniz yoksa her seferinde biriniz mi ödeyecek? Büyüdüğümüz zaman da mı Sarp'la görüşüp yemek yiyeceğiz? Neden istemiyormuş gibi sordun? Çok uzun bir gelecek planı gibi geldi. Ve sen kesin hesabı bana ödeyeceksin Sarp. Canım sizin nasıl da tanımış beni? Ay insan bir yok olur mu öyle şey falan der ya. Çok annemsin Sarp. Peki babalar yapmak istemedikleri şeyi böyle unutmuş gibi mi gösterirler sizce? Bütün babalar ve bütün kuzeyler böyle gösterir Evrim abla. Hadi baba tamam da ben neden? Sen de bir şey istemediğinde unutmuşum diyorsun. Ay tamam. Geçiyorum turumun son sorusuna. Yapmayın, cevap verin. Anneler mi daha çok bahşiş bırakır, babalar mı? Anneler, babay, oh. Anneler, babay. Biliyordum böyle olacağım. Lütfen. Ortak bir karar. Hı? Şöyle. Baba daha çok bahşiş bırakır. Ama demiştim. Demiştim yani. Evet. Sarp ve Kuzey dedim. Vardı öyle bir şey hissettim yani. Değil mi? Şey yok. Eda son çocuk. Şu an şans sende. Evet. Bilirsen tamam. Ben Tuğra diyorum. Tuğra. Siz ailece dışarı yemek yemeye çıktığınızda en çok ne yiyorsunuz? Dışarı çıktığımız zaman en çok balık yiyoruz Zerim abla. Bazen annem izin verirse de hamburger patates yiyoruz. Evet, özel izinle. Değil mi? Evet. Sık yememek lazım. Fesli ama balığa dayan. Balıktan zarar gelmez. Peki hamburgercide bahşiş bırakılır mı? Hamburgercide bahşiş verilmez Zerim abla. Olur mu öyle şey? Sen en çok annenden mi para istiyorsun yoksa babandan mı? Ben ikisinden de istiyorum Erim abla. Ben bazen hem annenden bazen de babamdan alıyorum. Ama onlara söylemiyorum. Sen çok finansın. Peki her yerde aynı miktarda mı bahşiş bırakılır? Hayır Erim abla. Bırakacağımız hesaba göre değişir. Hesap ne kadarsa o kadar bırakılır. Güzel. Hesabı oranlayarak evet. Bırakılır. Doğru.
Peki anneler mi daha çok bahşiş bırakır, babalar mı? Anneler daha çok bahşiş bırakır. O zaman... Dur. O zaman bana müsaade. Alper'cim seni uğurluyorum. Sana özel görsel hazırladık. İyi ki geldin, seni tanıdık. Sana meslek hayatına başarılar diliyorum. Bu kupada bizden sana hatıra. O zaman ikinci tur başlasın. Ben büyük olmak istiyorum Erim abla. Aramızda kalsın, neden biraz fazla büyük değil mi? Fatura var, elektrik var, benim de masraflarım var. Yemek yapıyor, sonra sonra işe gidiyor, temizlik yapıyor, bu yaşıp yıkıyor. Büyük olmak çok sıkıcıymış. Yılanlar niye bir şey sinirleniyor, hiç anlamıyorum. Belki de o zaman anneme benzerim. Çok komik olurdu. Bazı şeyler çok zordur. Bazıları kolay, bazıları zor, bazıları kolay. Kolaylar yapabilir ama zorlar yapamaz. Ne güzel anlatıyor değil mi? Şimdi bu çını. Neden? Ne bileyim. O zaman arkadaşım bütün çocuklar evde. Burada da bitir. Küçük ama çok seviyor çocuğu. Efendim, ikinci turda 9 çocuğumuza da bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Stop yapayım da gitmeyin bir yere. Biraz rahatladık. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız ve ekranda beliren çocuğum ne cevap vermiştir onu tahmin etmeye çalışacaksınız. Her doğru tahminde size artık 30 puan kazandıracak. Yükseldi puanlar. Bu turda en yüksek puanı alan yarışmacım finalle final oynayacak. Süper. Aynen öyle. Sorumuz şu. Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydin? Şimdi ikiniz de eşit puandasınız ama Sedef bana yakın olduğu için onunla başlayacağım. Sedef, buton senin. Oo, çakıl bebek geldi. Evrim abla, ben niye büyük olayım ki? Çocuk olunca her şeyi yaptırıyorum diyebilir. Ama büyük olup hani annemlerin yerine geçmek istiyorum da demiş de olabilir. İstemiştir. Peki soralım. Sence çocuk olmanın en zor yanı nedir Nisan? Hem çocuk olacağını düşünmektir belki. Biliyorsunuz çocuk olmak her zaman o kadar kolay değil. Büyüklerim usta olmamızı istiyor. Ama usta olmak çok sıkıcı. Sıkıcı ama maalesef gerekli değil mi usta evet, olmak? Maalesef. Evet. İnsanlar yaşlandıkça daha mı çok çocuklaşırlar? Bir düşüneyim bakayım. Hani baban dedemlerle ondan mı iyi anlaşıyorum? Bir yaşlar çok güneş, bir de çocuklar. Giyisi çok denirli ama acelesi var. Büyükler çok sıkıcı oluyor bazen yerim abla. Aa, sen de bizi harcadın hemen ya. Peki, deden kadar büyük olmayı ister miydin? Ben büyük olmak istiyorum yerim abla. Ama aramızda kalsın, neden biraz fazla büyük değil mi? O kadar büyümek çok korkunç geliyor bana. Ama bir yandan da dedem olmak çok eğlenceli olurdu. Gülü seven dikenine katlanır. Büyükler sence neden sinirlenir? Yılanlar niye bir şey sinirleniyor hiç anlamıyorum. Böyle hep ıssız oluyorlar. Allah, bu hayat bizi böyle yapıyor işte Nisan'cığım, elimizde evet. Değil. Peki soruma geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten? Gerçekten. Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydin? Hayır, istemezdim. Ben dedim ama dedim. Puan alamadık Nisan'dan. Eda kız, bas bakalım. İkizler. İstemişlerdir. Büyük olmak istemişlerdir. Soralım. İkinizin de aynı şekilde büyüyecek olması biraz sıkıcı mı acaba? Bence aynı şekilde büyümeyeceğiz. Nasıl yani? Ben senden daha yakışıklı hocam, o kesin. Soruyu yine yanlış anladın. Evrim abla yaşımızdan bahsetti. Evet. Bak o sıkıcıymış. Peki sadece büyümek boyunuzun uzaması mı demek? Öyle olsaydı sahip hiç büyümezdi. Hiç ilgisi yok. O nereden çıktı? Benim boyum senden uzun. Seninle ilgilenmeme kararı aldım kuzey. Artık çok mutlu oldum.
Ay, o dediğini hiç hayata geçirebileceğini sanmıyorum Sarp, üzgünüm. Peki büyüklerin hepsinin bir günü aynı mı geçer? Evet Evrim abla, hep aynı geçer. Büyükler kalkar, uyanır, üstünü giyinir, gelir, kahvaltısını yapar, üstünü giyinir, işe gider, gelir, kahvaltısını, öğlen yemeğini yer, uyur. Bu büyükler kaç kez kahvaltı yapıyorlar Sarp? Büyük olmak çok sıkıcıymış. Ayıp oluyor ama ya. Ucu bize de dokunuyor değil mi yani? Aslında haklılar. Ya tamam, monoton bir hayat var, yok demiyorum da. Olsun ya. Büyümek de güzel. Geçiyorum son sorumu. Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydiniz? Vallahi ben geçmek isterdim. Ben geçmek istemezdim. İstemezsen isteme. Ben bugün birine geçeceğim. Kimin yerine geçeceksin Kuzey? Sana ne? Benim canım kimi istersem ona geç. Onun yerine geçeyim. Hayda. Ya bütün arkadaşlarınız bir kere de cevaplıyor ya. Gözünüzü seveyim, ne olur ortak bir karar verin. Ay, yoruldum bunu söylemekten. Evet. Evet isterdik. Bravo. 30 puan. İkizlerden kazandınız. Basıyorum. Evet. Bismillah. Ebrar. Kutu bebek. Kutu bebek ne demiştir? Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydiniz adlı Güzide sorumuza. İster miydi? Ebrar biraz daha böyle olgun bir yapısı olduğundan dolayı ister herhalde. Daha demin de ister dedim ama. İstesin Ebrar. Ebrar isterdi. İster. Peki soralım. Sence büyükler çocuk olmak istiyor mudur tatlım? Bence istemiyorlardır. Büyükler zaten niye çocuk olsun canım? Ne bileyim. Bu da arada yaptı. İstiyorum ben. Peki. Büyükler her istediklerini yapabilirler mi? Bence yapamazlar ki. Hiçbir insan her şeyi yapamaz. Bazı şeyler çok zordur. Bazıları kolay. Bazıları zor. Bazıları kolay. Kolaylar yapabilir ama zorlar yapamaz. Ne güzel anlatıyorsun. Evet. Peki. Sence de büyükler biraz fazla düşünmüyor mu her şeyi? Düşünüyorlar ama... Büyük olmak sadece böyledir. Sürekli düşünürler Evrim abla. Fatura var, eriklilik var, benim de masraflarım var. Büyük olmak zor bir şeydir galiba. Yani evet, o kısma gelince zor bir şey. Ama hepiniz de can atıyorsunuz büyümek için, biraz acele etmeyin bence. Peki sen bir günlüğüne büyük olsan ev işi yapar mıydın? Yapmazdım tabii ki. Büyüklerin yaptığı hiçbir şey yapmazdım ki. Ben yine oyun oynamak isterdim. Büyükler de oynayabilir. Ne olmuş ki? Ben oynuyorum valla. Onlarla bir araya gelince. Soruma geçiyorum. Söyle bakalım Ebrar. Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydin? Evet isterdim. Bravo. 30 puan Ebrar'dan kazandım. Aşkım. Evet. Eda. Oo, Antepli geldi. Geldi seninki. Aşkım geldi. Ne demiştir Efe Dadak? Efe istemiştir. Sence büyüklerin yaptığı en zor şey nedir? Dürüst olayım Mevim abla. Tabii ki de çocuklara söz dinletmek. Onlar istiyorlar ki otur deyince otur ama biz istem yapmıyoruz. Büyük olmak bu yüzden çok zor. Yani açık sözlülüğün için tebrik ediyorum seni. Evet. Evet. Sence de çocuk futbolcular büyüklerden daha havalı değiller mi? Bence çok havalılar çünkü ben babamın yapamadığı bir sürü hareketi yapıyorum. Mesela bizim takımdan. Ben onun üzerinden geliyorum, hemen yana çekmeye falan gerek yok. Ben üstünden atlayabilirim. Mesela atlıyorum ya, havada takla atarak atlıyoruz. Vay be, sen neymişsin Efe ya? Çok artist. Peki. Herkes büyüyünce anne babasına mı benzer? Ben daha büyümeden babama benzemeye başlamışım Evrim abla. Büyüyünce ne olacak Allah bilir valla. Belki de o zaman anneme benzerim. Çok komik olurdu. Ama ben burasını annesine benzetiyorum onu. Ama insanlar zaman içinde değişebiliyorlar, evet. Değil mi? Peki sadece çocukların özgürce yapabileceği neler vardır? Mesela oyun oynamak özgürcedir. Mesela resim yapmak özgürcedir. Mesela uyumak özgürcedir. Tabii haklısın da büyüyünce işten güçten bunlara pek fırsat bulunmuyor. Fırsat olmuyor. Soruma geçiyorum. Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydin?
Hayır, istemezdim. Puan alamadık Efe'de. Efe Dadak'tan. Sedef. Basıyorum. Bas. Oo, Efe Koç Yiğit. Evet. Efe. Efe olmak istememiştir ya. Büyük olmak istememiştir. Yapabilmek için büyümek zorunda olduğun neler var sence? Senin yanında yarışmak için büyümek gerekir. Hayda. Ömür boyu buradan ayrılmaya niyeti yok, anlaşıldı. Peki sence 24 saat bir insanın her şeyi yapması için, yetiştirmesi için yeterli midir? Ooo yetmez. Orayı yapacaksın, orayı yapacaksın şimdi. Burayı yapacaksın, orayı yapacaksın, burayı yapacaksın. Şurayı belin orada, belin. Anladım. Büyüklerle çocuklar en çok hangi konuda atışırlar? Oyuncak vermediğin günler. Şimdi bu çınar. Ben. Ne bitiyor? O da arkadaşım. Bütün çocuklar evde oynarız. Sonra da Çınar dedim ki, Çınar dinozor oyuncak ve o da yok. Sonra da onları bulabiliriz. Tartışırız. Annelerimiz gelir. Sonra da oradan bütün beni ayrılır. Sonra da Selim ablam değil ki, Çınar oyuncak ver. Annem değil ki, gezeceğiz daha gelmeyeceğiz. Burada da bitir. Bitir değil. Bu seninki biraz böyle çocukların kendi arasındaki atışma gibi oldu Efe'cim de. Mesela de her zaman gibi oyuncak. Neyse, soruma geçiyorum. Geçiyoruz. Heyecanlıyım şu anda. Ben heyecanlandım yine ya. Çocuklar cevap verince heyecanlanıyorum. Rahat ol. İlk turdan da gidebilirdin. Bu yazı senin için de çalışabilirdi. O yazı bozulsun. Ne güzel bak, ikinci tura kadar kaldın. Bir günlüğüne, büyük bir yerine geçmek ister miydin? Hayır, istemezdim Evrim abla, yorulurdum. Sonra yorulurdum. Evet, tebrik ediyorum. Efe Koçit'ten 30 puan kazandı. Henna. Henna istemiştir. Büyük olmak güzel bir şey midir Henna? Bence kötü. Bir gün hep yemek yapıyor. Sonra işe gidiyor. Temizlik yapıyor. Bu yaşıp yıkıyor. Ben hiç büyümek istemem. Ve tabii küçük de. Küçük ama çok seviyorum. Uyuyayım ben seni ya. Büyük olmak mı daha zordur, çocuk olmak mı peki? Bence büyük olmak daha zordur. İstediğini yapamıyorsun çocuk. Çocuk soyu oturamıyorsun. Anne bir şey istiyorum. Anne çizgi film aç. Bir yayında oturamıyorsun. Biraz daha şeyler isteyin de anne babalarınız da rahat bir nefes alsın evladım. Peki, bütün isteklerimiz bir gün gerçek olur mu sence Henna? Neden olmasın çocuğum? Bir şey isteyin gerçek olur. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben uyurken akşam bir baktım masama, orada bir tane uyurken bir tane masa geldi. Sonra bir tanecik, orada bir tane atçık var. Ama tabii oyuncak at. Sonra pembe bir tane at var. Onu gördüm. Tacı da var. Sonra ben bunun nereden geldiğini bilmiyordum. Sonra bir baktım. Babam uyanmış. Bir ses pis getiriyor. Oh, babam sağ olsun. Güzel valla. Uyandığında babalar her şeyi yapar. Güzel. Peki sence başkasının yerine geçmek kolay bir şey midir? Mesela ben gibi. Ben büyüyünce ayakkabıcı olacağım diyeceksin. Bu kadar basit bir şey. Anladım, baba mesleği. Evet. Peki, soruma geçiyorum. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Bir günlüğüne büyük birinin yerine geçmek ister miydin? Hayır, istemezdim. Baştan cevabımı almış. Dur. Sırada Ebrar'dan al tarifi bölümümüzde. Ebrar Usta, bugün ne var menüde? Bugün size Özbek pilavı yapacağım. Önce malzemeler. Yarım kilo et, bir kilo pirinç, bir kilo havuç. İki çay bardağı sıvı yağ, iki tane soğan. Soğan. Bir kase nohut. Ve tuz. Nohutumuzu hızlayıp açlayalım. Havucumuzu çevirip çöpü
kadar da doğrayalım. Soğanlarımızı da küp küp doğrayalım. Tenceremizi sıvı yağın içine dökelim. Daha sonra havucu ve soğanımızı dökelim ve iyice karıştıralım. Etimizi de ilave edelim. Tok! Et suyunu çekinceye kadar bekleyelim. Daha önce ıslattığımız pirinci etin içine dökelim. Tok! Suyumuzu da ilave edelim. Hepsini karıştırıp kısık ateşle pişirmeye bırakalım. 20 dakika pişirelim. Ya. Efektli pişirdikten anlatıyor. Pişirdikten sonra tenceremizi açıp üstüne tepsiyi koyalım. Sonra ters çevirip tencereyi içinden çekelim. Servis tabağına alalım. Sonra herkese afiyet olsun. Bravo. Kostümü de uymuş Özbek tarifine. O yörelerin kostümlerine mi yazıyor, Türkmen, Özbek gibi? Go yazısını. Daha iyi evet. Hatırlattın. Nasıl da yukarı oldu mu? Oldu mu? Oldu. Eda. Git. Git kendini git. Çok sevdirmeden. Dur gitme. Peki. Dur gitme, şaka yaptım. Birazdan gideceğim. Tamam. Sana da kupamızdan hediye ediyoruz. İyi ki geldin, seni tanıdık. Ben de çok memnun oldum. Kendine iyi bak, başarılar. Teşekkür ederim. O zaman Sedef ve ben el ele, haydi finale. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Sedef'cim, bu turda 5 çocuk seçmeni isteyeceğim. Çocukların bazılarına hayvan görselleri gösteriyorum. Bazılarına da sorular soruyoruz. Bunları tahmin etmeye çalışacaksın. Bilmişler midir? Mesela hayvanlar isimlerini bilmişler midir? Sorulara ne cevap vermişlerdir? Tamam. Tamam. Bu kadar basit. Bu arada artık puanları ben değil, onlar verecek. Ayrıca tatil ödülünü kazanmak için de 500 puana ihtiyacın var. Şu an 100 puandasın. Tamam. Ben bayağı yallayayım, bağlayayım onları. Hadi seç bakalım. O zaman şunu düzelteyim, dur. Artık gitmek dur. Yok. Yok. Final oynuyor. Ay ne ciciyim ben. Aferin bana. Hadi seç. Seçiyorum. Henna'yı seçiyorum. Prensesimi, Senna Buckingham'ın. Efe'yi seçiyorum. Hangi Efe? Dadak. Dadak. Efe Dadak. Evet. Sarp ve Kuzey. İkizler. Nisan. Ve Ebrar. Şimdi Henna'ya karmak. Karma elemi. Tamam. Ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir, komik bir şey söylemiştir. Soralım. Omlet yaparken böyle yumurtaları iyice çırpmak mı gerekir? Şart mıdır? Evet. İyice çırpın ki eğilsin. Yoksa nasıl omlet yapacağız? Peki insanların kafası neden sürekli karışır? Çünkü birisi ödevini yaparken birisi bayağı tam konuşuyor. O zaman başın nasıl karıştığı unutuyoruz bir şey. Anladım. Peki soruma geçeyim. Karmak ne demektir? Biliyor musun? Kar yağınca yapılan bir şeydi. Bilemedi. Tamam. Orada kal, puan alacağız. Şimdi Nisan'a soramıyoruz. Bu görseli gösterdim. Bu bir hayvan. Ha. Bilmiş midir, bilememiş midir? Yani ben de bilmiyorum. O da bilmemiştir. Soralım. Sen bu fotoğraftaki hayvanı tanıyor musun tatlım? Allah'ım yarabbim. Çok mavi gözlerim kamaştı. Niye benziyor ki bu? Kaç yerden kafası çıkmış. Anlamadım. Biraz yakından bakacağım. Yeterince baktı mı? Baktı. Acaba nedir adı? Allah'ım yarabbim. Çok güzel. Bakmayı da duyamadım. Ne garip bir şey bu. Ben bunu anlamadım. Bilemedin, orada kal tatlım. Efendim bu tatlışkonun adı mavi ejderhaymış. Bütün okyanuslarda ve tropikal denizlerde bulunuyor. Yüzemez. Yarattığı hava kabarcığı sayesinde okyanus yüzeyinde süzülürmüş. Ay ne güzel hayat ya. Hawaii'den bildiriyorum ben bugün mavi ejderha olarak. Sırada Efe Dadak var. Tekerleme sordum.
söyleyebilmiş midir, söyleyememiş midir? Söyleyememiştir ama o söyledim diye isyan edecektir kesin. Yani? Söyleyememiştir. Soralım. Efe, hazırsan tekerleme geliyor tatlım. Elma abla, konsantremi mi bozuyorsun? Biraz sessiz olur musun? Oh. Pardon da sormam lazım. Oh. Tamam, sor. Ay sağ ol. Leylekler leylekler, varın bizim oraya, konun bizim buraya. Görün bir hacı baba, sırtında kalın aba, odur bizim baba. Ya. Leylekler leylekler, gelin buraya yeylekler. Ankara Çankırı'ya gidin, sonra da gelin Antep'e. Ya ne Çankırı'sı ne Antep'i nereden çıkardın bunları? Hadi bir daha dene. Leylekler leylekler, varın bizim oraya. Konun bizim buraya, görün bir tane hacı baba. Sırtında kalın baba, adı da Odun Baba. Yahu leylekleri babayla ne iş vardı? Allah Allah. Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım kardeşim ya. Hı, söyleyemiyorum desene şuna. Teşekkürler, orada kal. Ebrar'a kanaviçe nedir diye sorduk. Kraliçe gibi bir şey galiba, bilememiştir yani. Annen örgü örüyor mu? Evet, örüyor Evrim abla. Çok güzel atkılar, örgüler yapıyor. Anladım. Düğme dikmek zor bir şey mi? Ben dikemem ama annem her şeyi yapabilir. Annesi yetenekli kadın valla. O zaman kanaviçe nedir? Kanaviçe ne demek, ben bilmiyorum. Ay çok güzel söylüyor, söyleyemiyor. Bayılıyorum ya. Neydi, başmış? Aynen var. Başmış. Evet. İkizler de bu hayvanı gösterdik. Bilmişler midir, bilememişler midir? Kesin bilmişlerdir. Evet. Sarp ve Kuzey, siz bu hayvancağızın adını biliyor musunuz? Kirpi. Yok, kirpi değil bu, kirpi değil. Çünkü görmüyor musun? Şöyle uzun 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 top sarı gibi. Sarı saçları var, sarı burnu var. Çok uzun uzun. Ya bu kirpi Allah aşkına. Hayır, kirpi değil. Kirpi. Hayır. Kirpi olsa... Kirpi, evet, kirpi değil çünkü kirpi olsaydı... Bak böyle saçı oynamazdı. Oynamaydı. Şimdi kirpi mi değil mi, bir karar verin. Kirpi dedin ya, benim de kafamı karıştırdın. Bence bu kirpi. Hiç böyle sen sarı kirpi gördün mü sen? Kirpi. Kirpi olsaydı böyle çiçek gibi saç... Çiçeği gibi... Çiçeğin yapraklarına gibi benzer... Böyle sarı kafası olmazdı. Evet. Güzel. Bu... Beyin fırtınanız sona erdiyse bir cevap alabilir miyim? Kirpi bu! Bravo! Bak bunu da okuyayım, bu da değişik. Sevimli bir yüzü ve hoş renkleri olan bu hayvan aynı zamanda dünya üzerinde dikenleriyle ses çıkararak anlaşan tek memeli türüymüş. Buyurun. Evet. Çocuklar da orada kalıyor, puan verecekler. Haydi iste. Henna'cığım, ne olur bana güzel bir puan ver. Bu ablanın bir tatile ihtiyacı var. O güzel tacın için beni ne olur güldür. Dur, kimle gideceksin tatile? Ablamla ya da annemle. Olur. İyi puan. Teşekkür ederim. Olsun, 150 oldun. Nisan'da sıra. Nisan ne olur prensesim. Ben de ileride prenses olmak istiyorum büyüyünce. Daha ne kadar büyüyeceksem. Prenses olmam için bu tatile gitmem lazım. Bana ne olur yüksek puan ver. Yapam. Teşekkür ederim. 250 olduk. Sırada Efe Dadak var. Efe'cim, Antep'in en yakışıklı, en atarlı erkeği. Ne olur bana yüksek bir puan ver. 50 puan. Heh, atarlı dersen sana 50 veririm. Nerede bilim insanı, nerede tekerleme üstadı? Ay evet. Her şeyi atara bağlıyorsunuz çocuğumun. Ebrar. Evet, sırada Kutu Bebek var. Ebrar'cığım, sen çok güzel yemek yapıyorsun. O yüzden güzel yemeklerin için bana yüksek puan vermeni istiyorum. Lütfen bana çok güzel bir puan ver ve artık beni güldür. Ne olur Ebrar. Lütfen, lütfen, lütfen Ebrar. 50 puan. Sana 50 puan. Teşekkür ederim. Hani benim çenem durmaz. Hani ben çok konuşurum. Her lafın içine giriyordun da. Şurada bir şey istemeye gelince durdun. Ay, Sarp ve Kuzey'den belki şey yaparım. Onlar iki kişi ya. Bir yalvarayım ben. Yüklen. Yükleneyim. Sarp, Kuzey ne olur çok zordayım. Yardım edin. Zor. Puansız kaldım. Bana ne olur puan verin. Bakayım nasıl öveyim sizi. Övemedim. Övmem lazım. Evrim abla yardım İçinde eder. İçinde yok. İçim. Hep sen övül çünkü değil mi? Biz seni oturalım, biz övelim seni. Yani olur aslında ama yani hiç öyle o tarz bir insan değilim ama yani. Değil misin? Değilim. Akrepler kendini sever ya. Ben seviyorum Allah. Evet, Allah'tan. Evet. Sarp ve Kuzey de beni seviyorlar. O yüzden bana çok yüksek bir puan verecekler. Verirsiniz siz, güveniyorum.
İnandım. 250 puan. Oley be. Oh. İyi tatiller o zaman. Ay, i̇yi ki geldi, seni tanıdık. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum ve özellikle çocukları hepsi inanılmaz tatlılar. Ekrandan daha da tatlılar. Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Rica ederiz. Sana eğitim ve öğretim hayatında başarılar. Çok İnşallah iyi ederim. Bir psikiyatr olursun. Amin. Çok teşekkürler. Başarılar. Canlarım, görüşürüz. Ay çok özleyeceğim. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik.